Selam. Merhaba. Hey sen, kanalıma hoş geldin. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Selam dostlarım. Batuzay burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Giriş kısmını böyle eğlenceli yapmak istedim çünkü şu an mükemmel hissediyorum. Yaklaşık 10 dakika önce ya da 15 dakika önce bir sınavımdan çıktım, online sınavım vardı. Yani bugün benim final haftalarım başlamış oldu. Bu bir online final haftası, ders çalışma günlüğü olacak o yüzden. Çıktım ve gayet iyi geçti. Bu dersimi verdim diye düşünüyorum. Umarım güzel bir not da alırım karşılığında. Haftaya pazartesi benim için asıl önemli sınavım var, farmakoloji sınavım. Sizlerle birlikte o sınava hazırlanacağız. Yani bugün salıdan haftaya pazartesiye kadar 6 günlük bir ders çalışma günlüğü olacak. Ve bu videoda çoğu ders çalışma günlüğü gibi bilgisayar karşısında ödev yapacağız. Ödev yapıp sınav çalışmak, yine biraz sizlerle konuşmak istedim. Çünkü bazılarımız vize haftasında, bazılarımız final haftasında, bazılarımız ve çoğunluğumuzun hatta AYT ve TYT sınavı yaklaştı. O yüzden neye ihtiyacımız var? Motivasyona. En iyi motivasyonu kim verir? Batuzay'ı. O zaman ne duruyoruz? Her zaman sizin yanınızda olduğumu bilmenizi ve hatırlamanızı istiyorum. Havada 97 derece. Aa, çok sıcak. Her neyse, kahvemizi hazırlarız, biraz ödev yaparız diye düşündüm ilk önce. Daha sonra da farmakolojide nasıl çalıştığımı, bunu bence tüm derslerinize uygulayabilirsiniz. Nasıl çalıştığımı anlatırım sizlere. Umarım bu videonun sonunda herkes muhteşem motive bir şekilde ayrılır. Umarım ben de videonun sonunda yeeey 4. sınıfım diyebilirim. Ben gidiyorum. 2 saniye sonra kahve yaparken görüşürüz. 2, 1. Bir kahve hazırladım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hindistan cevizi sütüyle yaptım ve aman Allah'ım, böyle güzel bir tat yok. Hem güzel bir kahve tadı alıyorsunuz hem de Hindistan cevizin o güzel tadını alıyorsunuz. Bayıldım. Hemen deneyeyim bence. Sizlere küçük bir önerim olsun bu da. Şimdi bilgisayarıma gideceğim ve gözden geçirmem gereken bir pedodonti ödevim var. Ve biraz da radyoloji ödevim için kaynak taramak istiyorum. Bilgisayara gitmenin ne olduğunu biliyorsunuz. Hemen bir şarkı açıp karaoke'ler yapıyoruz. Haydi gidelim. Şimdi açacağım şarkı benim guilty pleasure şarkım. Hazır mıyız? Bence hazırız. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşkla demiş ki benden uzak olsun. Peki niye her gün ağlıyorsun? Sebebini senle gece gezenlere aç bir sor. Aman Allah'ım, muazzam şarkı ya. Sarar Ortaç. Çağ atlatmış bence o sene ya. O zaman şimdi pedodonti ödevi yapalım. Hazır mıyız? Hazırız. Çünkü Serdar Ortaç dinleyip ne yaptık? Modumuzu tapa çıkardık. Ya Serdar Ortaç, iyi ki varsın. Bunu hissettiğini biliyorum. Ne aradın? Dostlar, güncelleme vakti. Sınav sonucum açıklanmış bugün. Sizce kaç aldım? Bekliyorum. Yaklaştınız. 88 almışım. Yani sonuç olarak bir dersimi daha vermiş oldum. Patolojiden A3'le geçmiş oldum. Bence bu büyük bir başarı. Tebrikler. Bir sonraki güne geldik ve ödevimi şimdi bitirmeye karar verdim. Farmakolojiden not çıkarma işlemini de yarın tüm gün boyunca yapmaya karar verdim. Planımı niye bir gün sonraya attığımı da söyleyeyim. Bu akşamüstü arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Bu yüzden dedim ki tüm günümü ona ayırayım. Daha motive bir şekilde, daha konsantre olmuş bir şekilde farmakoloji çalışırım diye düşündüm. Yani bugün de canım bilgisayarımla birlikteyiz. Hayatımda şu bir aylık dönemde hiç kullanmadığım kadar bilgisayar kullandım. Çünkü ben bilgisayar kullanmaktan nefret eden bir insanım. Çünkü bilmiyorum, bilgisayar kullanmak beni geriyor. Hani her şeyi telefondan halledebilecekken bilgisayar niye kullanıyoruz ki diye düşünüyorum. Dostlar.
dostlarım artık bugün birbirimize verdiğimiz sözleri tutma zamanıdır. Ne demek istiyorum? Dün demiştim ya sizde yarın tüm gün hunharca farmakoloji çalışacağım diye sözümü tutmaya geldim. Hazır mıyız? Hazırız dediğinizi duydum. O zaman ben şimdi hazırladım masama bir şekilde. Siz de hazırsanız beraber ders çalışıyoruz. Motivasyonumuz bayağı iyi. Bayağı motiveyiz. Hadi bakalım hazır mıyız? Hazırım galiba. Tamam hazırım. Hazırım. Sadece beni sıcak havalar zorladı. Yani gerçekten de bizi bu güzel havalar mahvetti dostlarım. Hemen pencereyi açıyorum ve ders çalışmaya başlıyorum. Çünkü bu sınavdan 60 almam gerek. Ve biraz hazır değil gibiyim. Sınava daha 5 günüm ya da 4 günüm var. O süreçte gayet iyi hazırlanabilirim diye düşünüyorum. Dostlarım artık bugün 14 Haziran Pazar, sizler için bir güncelleme yapmaya geldim. Sınavım biliyorsunuz yarın ve bir final sınavı. Yani ilk dönem konularından da çıkacak, ikinci dönem konularından da çıkacak. Ben Cuma ve Cumartesi içinde ilk dönem konularının yaklaşık 11 slide kadarını bitirdim. Geriye kaldı 8-9 slide daha, onları bugün bitireceğim. İkinci dönem konularına gelince zaten çoğunu 1-2 hafta önce çok yoğun bir şekilde çalıştığım için bunlar güzel bir şekilde aklımda. Bir kere daha tekrar etmek için zamanım kalırsa okuyacağım. Kalmazsa sınav sabahı bir gözden geçiririm diye düşündüm. Hiç çalışmadığımda 2 tane konum kaldı. Sadece not çıkarmıştım. O notların üzerinden bir kere daha geçmem gerekecek şu an. Ve 2 tane de böyle kalın kalın çıkmış sorularım var. O çıkmış sorulara göz atarak bildiklerimi ya da bilmediklerimi öğrenmiş ve pekiştirmiş olacağım diye düşündüm. İnancım yüksek bu sınava dair. Artık bu sınavı da verip 4. sınıf olmak istiyorum. Lütfen. O zaman sizleri çok meşgul etmeden hemen sınav sabahını alabilirim ben. Hadi buyurun. Dostlarım artık sınav sabahından günaydın. Klasik bir sınav sabahı oluyor benim için. Tüm semptomları gördüm kendimde. Stresliyim, uykuluyum, bayağı uykuluyum. Bu sınavı bitirirsem gerçekten 4. sınıf olmama çok yaklaştım demektir. Sadece geriye ödevler kalıyor. Ödevlerimin de hepsini teslim ettim biri dışında. Onların notlandırılmasına göre artık 4. sınıf oldum diyebileceğim bu sınavdan sonra. Umarım, Allah'ım lütfen. Umarım her şey çok 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 güzel olur bu sınavdan sonra. Şimdi ne yapacağıma gelirsek, tüm teçhizatımı aldım. Bir sürü notlar, benim aldığım notlar, çıkmışlar falan filan. Bunları alacağım, karşıma koyacağım. Özellikle çıkmışları okuyacağım ve bunları kendi kendime tekrarlayacağım. Sayıklamaya başlayacağım. Bence bir şeyi ezberlemek için en mantıklı yol bir şeyi bağıra bağıra okumak. Nasıl mı, bir örnek vereyim? Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Mani ve bipolarda en uzun etkili ilaç lityum. Mani ve bipolar en uzun etkili ilaç lityum. Mani bipolar en uzun etkili ilaç lityum. Mesela şu an mani ve bipolarda en uzun etkili ilacın lityum olduğunu öğrenmiş oldum. Böyle bunu her soruda gerçekten yapıyorum. Bence aşırı işe yarıyor. Bazen not alırken "Aa, bunu burada yazmıştım" diye hatırlıyorum. Bazen "Aa, bunu salak gibi 1005 kere tekrarladığım için hatırlıyorum" oluyorum. Böyle ufak ufak şeylerden hatırlamak kolay oluyor. Ben çok uzatmadan ders çalışmaya başlayayım. Sınavdan sonra beni aşırı mutlu ya da aşırı mutsuz bir şekilde görebilirsiniz. Gülerek geliyorsam Batu Zayi 4. sınıf olma yolunda ilerliyor. Bir mimik sergilemiyorsam da Batu Zayi bitiyor yolcusudur. Tamam mıdır? Gülerek gelmek değil. Aman Allah'ım. Sevgili dostlarım, şu an saat 3'e çeyrek var. Yani sınavımın üstünden yaklaşık 3 saat geçti. Ve muazzam geçti gerçekten. Final sınavımın bu kadar güzel geçmesi beni aşırı mutlu etti. Biraz daha bekledim size söylemek için. Hani belki açıklanır, direkt notunu söylerim. Kesin bir şey söylemiş olayım diye, ama açıklanmadı not.
O yüzden size güzel haberleri vereyim istedim. Büyük ihtimalle geçeceğim bu dersimden de. Hatta bunu söylemek için biraz erken biliyorum çünkü notları girilmemiş ödevlerim falan da var. Büyük ihtimalle 4. sınıf oldum diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yanında da parantez içinde umarım, inşallah, yüce Rabbim arzu ederse şeklinde notlarımı da düşerekten bunları söylüyorum. Şimdi rafa kaldırılması gereken birkaç şey var. Onları rafa kaldırıyorum. Onları şöyle kaldırmak istiyorum. Umarım uzun bir süre birlikte olmayız. Ve dostlarım, bence çok güzel bir video oldu. Sizlerle güzel bir final haftası geçirmiş olduk. Yaz döneminde tabii ki derslerle alakalı muhteşem motive edici içerikler çekmek istiyorum. Ama okul başladığında, yani ben 4. sınıfa geçtiğimde daha çok diş hekimliğiyle alakalı içerik gelmeye devam edecek tabii ki. Sizleri çok 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 seviyorum. Umarım iyisinizdir ve iyi olmaya devam ediyorsunuzdur. Sizler için umarım muazzam güzel bir motivasyon videosu olmuştur. Finalleri, vizeleri olanlar için başarılar. YKS'ye girecek olanlar için de umarım her şey gönlünüzce olur. Benim hep söylediğim gibi iyi dileklerim sizlerle. İyi şanslar, başarılar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bir YouTuber'ım. Ne demeliyim? Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bana sorularınız varsa ya da güzel şeyler yazmak istiyorsanız yorum bırakmayı, bizimle birlikte kocaman bir arkadaş grubu olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmak için de zil çalarsanız hop hemen size bildirimler uçacaktır YouTube tarafından. Söylediğim gibi sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Çok güzel.